Anton Çehov. Düş. Öyle havalar vardır ki adeta insanoğlunun güçsüzlüğüne içerleyen kış, sert sonbaharı yardımına çağırır ve onunla işbirliği eder. Karanlık ve puslu havada kar ve yağmur döne döne yağar, insanın ta içine kadar işleyen ıslak, soğuk bir rüzgar, büyük bir öfkeyle pencereleri, damları, kamçılar durur. Bacalarda inler, aspiratörlerde ağlar. Katran gibi simsiyah havada bir sıkıntı asılı durur. Daha ben hapishanede değil de emekli yüzbaşı Tupayev'in özel emniyet sandığında değer biçici olarak bulunduğum sırada 1882 yılının Noel gecesinde hava tıpkı böyleydi. Gece saat 12 idi. Patronumun isteğiyle geceleri kalmakta olduğum ve kendimi bekçi köpeğine benzettiğim emniyet sandığının bu antreposu Meryem Ana Kandili'nin mavi ve zayıf ışığıyla aydınlanmaktaydı. Burası sandıklarla, çıkıntılarla, etajerlerle tıklım tıklım dolu, kare biçimi büyük bir odaydı. Araları kıtıkla doldurulmuş esmer tahta duvarlarda tavşan derisinden kürkler, bocuklar, silahlar, tablolar, aplikler, gitarlar asılıydı. Geceleri bu malları korumakla görevli olan ben, değerli eşyalarla dolu bir vitrinin arkasında bulunan kocaman kırmızı bir sandığın üzerinde yatıyor, düşünceli düşünceli Meryem Ana Kandili'nin ışığına bakıyordum. Nedense içimde bir korku vardı. Bu çeşit emniyet sandıklarının depolarında korunmakla olan eşyalar korkunçtur. Bu zayıf kandil ışığında hepsi de canlıymış gibi durur. Şimdi yağmurun camları kamçıladığı, rüzgarın bacada acı acı vurduğu şu anda bütün bu eşyaların iniltili bir takım sesler çıkardıklarını sanır gibi oluyordum. Bu eşyalar buraya gelmeden önce değer biçicinin, yani benim elimden geçmek zorundadır. Bunun içindir ki ben bunların hepsinin başından geçenleri biliyordum. Örneğin rehine konan şu gitar için verilen paralarla veremli bir hastanın öksürük ilacı alındığını biliyordum. Yine biliyordum ki şu tabancayla bir içkici canına kıymıştır. Kadın tabancayı polisten gizlemiş ve bize rehine yatırarak aldığı parayla kocasına tabut yaptırmıştır. Vitrinden bana bakan bilezikse onu çalan adam tarafından getirilip bize rehine konmuştur. 178 numarayla gösterilmiş olan şu dantelli iki gömleği de salona girip şu bilinen sanatını yapmak üzere gereksediği bir rubleyi sağlamak için bir kız getirip yatırmıştı. Kısacası bu eşyalardan her birinde bir çaresizlik, bir acı, bir hastalık, bir suç, satılık bir sefahat okuyordum. Noel gecesi bu eşyalar daha da belirgindi. Rüzgarla birlikte bu eşyalar da bizi evlerimize bırak diye ağlar gibiydi. Ben de korku duygusu uyandıran yalnız bu eşyalar değildi. Vitrin arkasından başını uzatıp da karanlığa, buğulanmış pencereye ürkek ürkek baktığım zaman bir takım insan suratlarının pencereden içeri baktıklarını sanır gibi oluyordum. Kendimi yüreklendirmek için ne saçma şey diye düşündüm. Bu kadar da fazla. Sorun şu ki benim gibi doğuştan değer biçici olarak yaratılmış bir adam Noel gecesi vicdan azabı çekiyordu. Bu olmayacak, hatta inanılmayacak bir şeydi. Çünkü rehin karşılığı ödünç para veren bu gibi emniyet sandıklarında vicdan olsa olsa rehine yatırılan eşyaların altında yatar. Burada vicdan ancak
bir alım-satım eşyası gibi ayrılır. Burada onun bir başka rolü yoktur. Şu anda bu vicdan duygusunun bende uyanması şaşılacak bir şeydi. Yatmakta olduğum sert sandığın üzerinde sağdan sola dönüyor, titreşmekte olan Meryem Ana kandilinin ışığına uygun bir biçimde gözlerimi kırpıştırarak içimde doğan bu yeni, bu bağışlanmaz duyguyu bütün gücümle boğmaya çalışıyordum. Ama bütün çabalarım boşa gidiyordu. Tabii burada bütün gün süren ağır bir çalışmanın doğurduğu bedensel yorgunluğun manevi yorgunluğunda bir payı vardı. Noel arifesinde bir yığın düşkün, yoksul bizim sandığa başvurmuştu. Büyük bayramlarda, üstelik böyle sert havalarda yoksulluk ayıp değildir. Ama büyük bir mutsuzluktur. Böyle zamanlarda boğulmakta olan yoksul bir insan, emniyet sandığında tutunacak bir saman çöpü arar. Ama saman çöpü yerine eline bir taş geçer. Bütün bu Noel yortusu süresince eşyalarını rehine yatırmak üzere kurumumuza başvuranlar öylesine çok oldu ki antrepomuzda yer kalmadığından getirilen eşyaların 1/4'ünü ambara taşıtmak zorunda kaldık. Sabah karanlığından akşamın geç saatlerine kadar bir dakika bile durup dinlenmeden parlak kılıklı bir takım insanlarla pazarlıklar ettim. Gözlerinin yaşına bakmadan onlardan kuruş kuruş para sızdırmaya çalıştım. Boş yalvarmalar dinledim. Gözyaşları seyrettim. Bedence ruhça öylesine yoruldum ki artık akşama doğru ayakta duracak güç bulamadım. Bu uykusuzluk, bu soldan sağa dönüşler, bu korku hep bu yorgunluğun sonucuydu. Biri yavaşça kapımı çaldı. Bunun arkasından bizim patronun sesi duyuldu. Piotr Demyanić, uyuyor musunuz? Hayır, daha uyumadım. Ne var? Acaba yarın sabah erkenden dükkanı açsak nasıl olur? Büyük bir yortu var. Hava da berbat. Yoksulu, düşkünü sinek bala üşüşür gibi bizim dükkana koşacak. Onun için siz yarın kiliseye gitmekten vazgeçin de dükkanda oturun. Haydi, iyi geceler. Patron gittikten sonra herhalde içimdeki bu korku kandilin bu titreşmesinden ileri gelse gerek diye düşündüm. Kalkıp şunu söndürmeliyim. Yatağımdan kalktım. Kandilin durduğu köşeye gittim. Mavi bir ışık adeta ölümle savaşır gibi pırıltısı artıp eksilerek hafifçe yanıyordu. Işık her parlayışında Meryem Ana resmini, duvarları, çıkınları, karanlık pencereyi aydınlatıyordu. Penceredeki iki solgun yüz suratlarını cama dayamış içeriye bakıyordu. Herhalde kimsecikler yok diye düşündüm. Bana öyle geliyor. Kandili söndürüp el yordamı ile yatağıma gelirken bundan sonraki ruh halim üzerinde oldukça etki yapan küçük bir olay meydana geldi. Ansızın başımın üzerinde keskin, şiddetli, bir saniyeden fazla sürmeyen bir çatlama oldu. Bir şeyler çatlamış ve sanki büyük bir ağrı duyarak yüksek sesle inlemişti. Oysa bir gitarın teli kopmuştu. Bense müthiş bir korkuya kapılarak kulaklarımı tıkadım. Adım başında çıkınlara, öteberiye çarpa çarpa kendimi deli gibi yatağa attım. Başımı yastığın altına soktum. Zorla soluk alarak ve tir tir titreyerek etrafı dinlemeye başladım. Rüzgar eşyalarla birlikte bizi bırak diye inliyordu. Yortunun hatırı için olsun bizi bırak. Sen kendin de yoksulsun, halden anlarsın. Sen kendin de açlık çektin, soğuk nedir bilirsin. Bırak bizi. Evet, ben de yoksuldum. Soğuğun, açlığın ne olduğunu bilirdim. Yoksulluk beni bu namussuz değer biçicilik mesleğine sürüklemiş, bir lokma ekmek için acıyı ve gözyaşını hor görmeye zorlamıştı. Fakir olmasaydım, sağlığı, sıcağı, bayram sevincini kuruşla değerlendirmek cesaretini kendimde bulabilir miydim? Rüzgar beni niçin suçluyor? Vicdan azabı neden içimi kemiriyor? Ama yüreğim ne kadar çarparsa çarpsın, korku ve vicdan azabı içimi ne kadar kemirirse kemirsin, yorgunluk yine üstüne geldi. Uyumuşum. Daha doğrusu hafifçe dalmışım. Patronun bir sefer daha gelip pencereye nasıl vurduğunu, sabah çanlarının nasıl çaldığını hep duydum. Rüzgarın nasıl uluduğunu, yağmurun damı nasıl kamçıladığını da duydum. Gözlerim kapalıydı ama ben eşyaları, vitrini, karanlık pencereyi,
Meryem Ana resmini görüyordum. Eşyalar çevremi sarmış, gözlerini kırparak kendilerini evlerine göndermem için yalvarıyordu. Gitarın telleri çığlıklar atarak birbiri ardınca kopuyordu. Pencereden bir takım dilenciler, koca karılar bakıyor, dükkan açıp eşyalarını geri vermemi bekliyordu. Uykum arasında fare tıkırtısını andıran bir ses duydum. Bu tek düze ses uzun uzun sürdü. Yatağımın içinde kımıldadım ve büzüldüm. Çünkü bir yerlerden ıslak bir soğuk esmişti. Başıma yorganı çekerken bir hışırtı, bir takım fısıltılar duydum. Ne kötü bir düş diye düşündüm. Ne korkunç. Uyansam bari. Kristal bir şeyin düşüp kırıldığını duydum. Vitrinin arkasında bir ışık yandı, tavanda ışıklar oynaştı, bir fısıltı kulağıma çalındı. Gürültü etme, şu katları herifi uyandıracaksın, kunduralarını çıkar. Biri vitrine yaklaştı, bana bir göz attı ve vitrinin üzerindeki asma kilidi elledi. Solgun ve bitkin yüzlü, sakallı bir ihtiyardı. Sırtında yırtık pırtık bir el ceketi, ayağında eskimiş çizmeler vardı. Bunun yanına uzun boylu, zayıf, çok uzun kollu, gömleği pantolonun üzerine bırakılmış kısa ceketli bir delikanlı yaklaştı. Bunlar aralarında bir şeyler fısıldaştılar, vitrinin çevresinde dolaştılar. Kafamdan dükkanı soyuyorlar düşüncesi geçti. Uyuduğum halde yastığımın altında her zaman bir tabanca bulunduğunu hatırladım. Yavaşça tabancayı bularak avcuma aldım, vitrinde bir cam şakırdadı. Yavaş, uyandıracaksın. O zaman adamı şişlememiz gerekecek. Daha sonra boğuk, yabani bir sesle haykırdığımı ve kendi sesimden korkarak fırladığımı rüyamda gördüm. İhtiyarla delikanlı kollarını açarak üzerime atıldılar. Ama tabancayı görünce geri çekildiler. Bir dakika sonra da sapsarı bir yüzle karşımda durduklarını, gözyaşları içinde gözlerini kırpıştırarak kendilerini serbest bırakmam için yalvardıklarını hatırlıyorum. Kırık pencereden buz gibi bir rüzgar esiyor, hırsızların yaktığı mumun alevi rüzgarla oynayıp duruyordu. Biri ağlamaklı bir sesle pencerenin altından konuşmaya başladı. Efendimiz, siz bizim veli nimetimizsiniz. Pencereye baktım. Yağmurun altında sırsıklam olmuş, solgun yüzlü, zayıf bir koca karı gördüm. Kadın yalvaran gözlerle bana bakarak ağlıyor ve onlara dokunma, bırak onları. Ne yapsınlar, yoksulluk diye yalvarıyordu. Sakallı ihtiyar, yoksulluk diye onu doğruladı. Rüzgar da, yoksulluk diye inledi. Bu sözlerden yüreğim burkuldu. Uyanayım diye kendime bir çimdik attım. Ama uyanacağım yerde vitrinin önünde durmuş oradaki değerli şeyleri harıl harıl çıkarmaya ve ihtiyarla delikanlının ceplerine tıkıştırmaya başlamıştım. Soluk soluğa çabuk alın diyordum. Yarın yortu. Sizse yoksulsunuz. Alın. Bu yoksulların ceplerini tıka basa doldurduktan sonra geri kalan mücevherleri bir çıkın halinde bağladım ve koca karıya fırlattım. Bundan sonra kürkü, içinde elbise bulunan bir çıkını, dantelli gömlekleri ve gitarı da penceredeki koca karıya verdim. Böyle tuhaf düşler oluyor işte. Sonra kapının gıcırdadığını hatırlıyorum. Adeta yerden biter gibi karşımda bizim patronu, bir polisle bekçiyi gördüm. Patron yanımda duruyor, bense adeta onu görmüyormuşum gibi çıkınları atmayı sürdürüyordum. Namussuz herif, ne yapıyorsun? Yarın yortu. Onların da karınlarını doyurmaları gerek diye karşılık veriyordum. Burada perde iniyor ve yeniden kalkıyor ve ben yeni dekorlar görüyorum. Şimdi artık ben antrepoda değilim.
bir başka yerdi. Yanımda bir polis duruyor. Gece için yanıma bir bardak su koyup, şuna bak, tam da Noel Arifesi'nde ne yaptın böyle diye söyleniyor. Uyandığım zaman ortalık iyice ağarmıştı. Yağmur pencereleri kamçılamıyor, rüzgar ıslık çalmıyordu. Duvarlarda neşeli bir güneş oynaşıp duruyordu. Noel'imi ilk kutlayan insan bir polis komiseri oldu. Noel'in kutlu olsun. Bir ay sonra beni yargıladılar. Niçin? Yargıçlara bunun bir düş olduğunu, bir insanı bir karabasan yüzünden mahkum etmenin adilce bir iş olmayacağını anlatmaya çalıştım. Ortada fol yok, yumurta yokken başkasının eşyalarını hırsızlara, serserilere nasıl verebilirdim? Üstelik verilen paraları geri almadan eşyaların sahiplerine geri verildiği nerede görülmüştür? Ama gel gelelim, mahkeme düşümü gerçek sayarak beni mahkum etti. Şimdi ise gördüğünüz üzere hapishanedeyim. Bari siz beni savunur yolda bir şeyler söyleyemez misiniz? Vallahi benim bu işte hiç suçum yok.